Evet şimdi Cevdet Yılmaz'ın e, mecliste emeklilerle ilgili bir takım açıklamaları oldu. Aslında hem açıklamalarının yanı sıra tartışma da oldu öyle söyleyelim. Şöyle mesele şundan ibaret. Cevdet Yılmaz mecliste genel kurulda konuşuyor. İşte emekli maaşlarında 7500 lira e, eksenli emekli maaşlarında işte şu kadar artış yaptık, bu kadar artış yaptık, şu kadar arttırdık falan diyor. Sonra muhalif milletvekillerinden bazıları ya siz böyle işte şu kadar artış yaptık diyorsunuz ama e, öte yandan Ev kiraları ne kadar oldu, sağlık harcamaları ne kadar oldu, çiçeğin, e, çiçeğin diyorum sütün, peynirin e, fiyatı ne kadar oldu falan diye sorulunca Cevdet Yılmaz tekrar devam ediyor. İşte en düşük emekli ben şu kadardı, şu kadar yaptık falan. Ev kirası ile ilgili araya giriliyor, yine devam ediyor. Neyse sonuç kısmında şunu söylüyor. E, esas haber bölümü bu. Diyor ki, Memurlar gibi hem enflasyon farkı hem de toplu sözleşme gereği alınacak ücretler dahil edildiğinde %50 civarında olacaktır diyor. Diğer emeklilerimiz için de yine yasal çerçeve içinde çalışanlarımızı, emeklimizi enflasyona ezdirmeyecek bir anlayış içinde gerçekleştirilecektir diyor. Yani e, tabii bu enflasyona ezdirmeme meselesi son günlerin, son haftaların popüler kelimelerinden bir tanesi. Memur emeklerine %50 vereceğiz. Ama diğer emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyecek bir anlayış da e, sergileyeceğiz diyor. Yine söylüyorum, Cevdet Yılmaz daha önce hatırlatayım, şu, bu açıklama yapmış 7500 lira alanları, yani da, daha doğrusu rakam telaffuz etmedi de, hani daha düşük alanları e, gözetici bir yaklaşım sergileyeceğiz gibisinden bir şey söylemişti. Bu önemli bir detay, bu önemli bir bilgi. Meclis Genel Kurulundaki konuşmaları bu şekildeydi, e, değerli izleyenler. Şimdi Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarını ben ara ara sizlerle paylaşacağım. Yeni açıklamalar yaptıkça da buradan bazı bilgileri, detayları sizlere ulaştırmaya gayret edeceğim. Şimdi iki gün sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan 27 Aralık'ta kabine toplantısı sonrası konuşacak. Normalde pazartesi akşamları konuşuyordu ve bu kabine toplantısı sonrası yapılan haberlere göre bir takım müjdeler açıklayacağı ifade ediliyor. Bunlar farklı farklı konularla ilgili olabilir şeklinde konuşuluyor. Peki neden 27 Aralık? Ee, orada siyasi bir bilgi vermek lazım. 27 Aralık'ta CHP'nin lansmanı olacakmış. Ee, Ekrem İmamoğlu'nun yeniden adaylığı falan açıklanacakmış. Bunun biraz gölgede kalması, geri planda kalması için o gün kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması bekleniyormuş. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kabine toplantısından sonra ne, neyi açıklaması bekleniyor? Ee, asgari ücrette konuşulan rakamların üzerinde bir rakam açıklayacağı ifade ediliyor. Ee, ve... Tam 27 Aralık'ta çalışan emeklilere yönelik 5000 lira alan çalışan emeklilere yönelik e, yarın bu para e, bu para hesaplarınızda yani 28-29 Aralık civarı e, zaten o konuşuluyordu hesaplarınızda DC bekleniyormuş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ama orada bir detay da vermek lazım biliyorsunuz artık yıl bitiyor ve emeklilerle ilgili Cumhurbaşkanının bir açıklama yapması gerekiyor o da şu. İşte biz böyle böyle bir çalışma yaptık ya da işte bu şekilde bir adım atacağız. Bu kesime yönelik bir adım atacağız gibi. Bu açıklamayı bu kabine toplantısında yapabilir. Kabine toplantısı sonrası yapabilir. Daha doğrusu Cevdet Yılmaz, Mehmet Şimşek, Vedat Işıkan sürekli bahsettikleri işte biz çalışıyoruz. Bir çalışmamız var ve bunu kabineye götüreceğiz. Orada tartışacağız meselesini. Bu kabine toplantısına götürebilirler. Oradan bir karar çıkarsa Cumhurbaşkanı Erdoğan 27 Aralık'ta çalışan emeklilere verilecek paranın hangi tarihte verileceği mesajından sonra bu açıklamaları da yapabilir. O gün kritik bir gün. Eğer yapmazsa yılbaşından sonraya kalabilir. Bunu ikiye de bölebilirler. Yani 5000 önce açıklayıp diğer meseleyi yılbaşından sonra açıklayabilirler. Böyle bir detay değerli izleyenler Cumhurbaşkanı Erdoğan açısından mevcut 27 Aralık'taki gündemi de takip edeceğiz. Gün gün, her gün bu süreçteki haberleri sizlere aktaracağız. Bu haberleri kaçırmamak adına, kulis haberlerini, canlı yayınları kaçırmamak adına videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayınız diyorum.